beraber dün İstiklal Mahkemesi kararlarını alamayacak Türkiye hukuk tarihine para birleşe olarak giren bir karar alındı. Bu karara karşı tepkimizi ortaya koymak için bir basın açıklamamız olacak. Basına ve kamuoyuna, Türkiye hukuk tarihine, yargı tarihine, dinine kara bir leke daha sürüldü. Çetelerin, mafyaların İpek Yunus'tan meydanlarında çakallı araçlarla serbest dolaştığı, serbest bırakıldığı bir süreçte Türkleri asıl koyularında katleden, binlerce faizi meçhul cinayet işleyen çetenin davaların altlarını doldurabiliyor. Halk düşmanı, kadın düşmanı, insanlık düşmanı olan Orta Doğu'ya bir felaket yaymak isteyen IŞİD'in yanında olduklarını gösteren bir karar alınmıştır iktidar yargısı tarafından. Verilecek karar ya halklardan ve demokrasiden yana olanların yanında ya da IŞİD ve faşizmin yanında olunacağını göstergesiydi. Kobane Kumbaz davasında mahkemenin almış olduğu karar onların bir kez daha IŞİD'in ve faşizmin yanında olduklarını göstermiştir. AYM ve AYM'in kararlarını da uygulanmayarak HDP'den ve Türk siyasetinden intikam alma amaçlı yalanlarla boğdurma gizli tanık beyanlarıyla örülü Kobane Kumbaz davası yargılama usulleri de dahil pek çok ihlalin iç içe geçtiği sadece bir tasfiye davası değil, aynı zamanda bir intikam davası olmuştur. Kobane Kumbaz davası partimizin demokratik faaliyetlerinin bastırılması, parti politikalarımızın ve çalışmalarımızın kriminalize edilmesi ve siyasi faaliyet yürüten arkadaşlarımızın rehin alınarak gücünün etkisizleştirilmesi amacıyla iktidar tarafından 6-8 Ekim 2014'te Kobane ile dayanışma amaçlı yasal protesto hakkını kullanan halklarımıza karşı siyasi iktidar ve belirli odaklarca kışkırtılmış grupların saldırıları sonucunda yaşanan 37 yurttaşın ki bunlardan 27'si HDP üyesi ve gönüllüsüdür. Hayatını kaybettiği olaylardan tam 6 yıl sonra demokratik protesto içeriği olan bir tebrik bahane edilerek bir kumpas davası olarak açıldı. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu dava üzerinden partimiz hedef gösterilerek AHİM'in başta olmak üzere ulusal ve uluslararası hukuk askıya alındı. Yasama, yürütme ve yargının tek bir adama teslim edildiği bir ülkede maalesef hak arama kafası tatlıya ve mazluma kapalı olduğu verilen cezalar da göstermiştir ki her şey iktidarın siyasi çıkarlarına ve kendi küçük ortağına hizmet eder hale gelmiştir. Aslında yargılanan siyasetçiler Kobane eylemleri sırasında Diyarbakır'da 16 yaşındaki Yasin Görün'ün de aralarında bulunduğu 6 kişinin ölümleri nedeniyle suçlanıyordu. Erdoğan ve iktidar kanadı sık sık bu nedenle ağır cezaların verilmesi gerektiğini konuşuyordu. Ancak mahkeme heyeti Yasin Görün suçlamasında Demirtaş dahil 36 sanık hakkında suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi. Ne yazık ki bu basitlere geçen bir karar çıktı. İçin savunması, bugün verilen bütün kararların geçerliliği otoriter hükümetin iktidar süresi kadardı. Halklarımızın bu gerçeği görmesi gerekiyor ki bu kararlarla adalet terazisi bir daha kırılmıştır. Hukukun olmadığı bir yerden hiçbir şey olmaz. HDP Kürt siyaseti, devrimciler ve demokratlar iktidar tarafında siyaset sarsınasından silinmek isteniyor. Ama çok iyi bilinsin ki bizler Kürtler, emekçiler, yoksullar yine her zaman olduğu gibi sahada omuz omuza dayanışarak bu kirli kararları boşa çıkaracağız. Arkadaşlarımızı bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahattinlerle ve Ergenlerle birlikte Türkiye demokrasisi için demokratik bir cumhuriyet mücadelesi edeceğiz. O günlerin mücadelesini daha kararlı bir şekilde yürüteceğimizin sözünü veriyoruz. Siyasal iktidar tarafından tehdit olarak kabul edilen kişi veya görüşün peşinen suçlu kabul edilmesi, davanın siyasi bir propaganda malzemesi olarak kullanılması ve kamuoyunun bu suça ikna edilmesi üzerine kurulu
öncübe temel haklardan, adaletten, adil yargılama hakkından, masumiyet karenesinden ve delillerin gerçekliğinden söz edilemez. Kobane kompaz davasıyla yargı süreci ve verilen cezalarla toplumun muhalif kesimleri seçilmişleri yargı aracılığıyla cezalandırılmıştır. Bu kararın yansımaların olacağı ve ciddi kırılmalara yol açacağı açıktır. DEM Parti olarak yaşananlar seyirci kalmayacak. Yargıtaki antidemokratik uygulamalar bizler için kabul edilemez durumlardır. Tavrılara karşı sesimizi yükseltip dayanışmamızı büyüteceğiz. Demokratik hukuk devletinin temeli bağımsız ve tarafsız yargıdır. Yargının bağımsız olmadığı bir ortamda hiçbir hakkın kullanımı ile bireylerin hukuk güvenliği ikliği bulunmamaktadır. Demokratik ve barışçıl yöntemlerle her türlü adımlar atılıp çözüm aranmalıdır. Biz bu cezaları tanımıyoruz, bu kararı tanımıyoruz. Salahattinler, Fugenler, Günay Kubilaylar, Kobani Kompaz, Kompaz davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız, Türklerin, Türklerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve bu topraklardaki tüm ötekileştirilenlerin gönlünde beraat etmişlerdir, özgürdürler. Haksız ve hukuksuz yere ceza verilen arkadaşlarımız bütün dünya kabuğunun vicdanında beraat etmişlerdir. Değerli basın emekçileri, basın açıklamamız burada sona eriyor. Siyasi kutsatlar!